Sevgili izleyiciler, Akbader Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Saman Bey ile birlikteyiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Biraz bize Surf Casting'den, derneğinizden bahseder misiniz? Sizleri evet. Tanıyalım önce. İsmim Sezgin Saman, bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda yat kaptanlığı yapıyorum. Antalya'dan katılıyoruz. Yaklaşık 6 yıl önce kurduğumuz Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Doğa ve balıkçılık üzerine kurulmuş bir derneğimiz var. Bu konuda faaliyetler gösteriyoruz. Surf Casting turnuvaları da bizim işte camiadaki arkadaşlarımızla, dostlarımızla bir araya geldiğimiz, güzel paylaşımlar yaptığımız, fikirler ürettiğimiz bir ortam oluyor. Vesileyle bütün Adana'dan, Kocaeli'den, İzmir'den, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden, Mersin'den arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Keyifli geçiyor, çekişmeli geçiyor. Tatlı bir rekabet var aramızda. Gerçekleştiriyoruz, keyifli oluyor. Dediğim gibi surf casting bildiğiniz gibi kıyıdan uzak atışlarla dalga arkası balığı avlama sporu olarak değerlendirebiliriz. Bizim faaliyetlerimiz arasında yeri olan bir spor olduğu için de mümkün mertebe turnuvalara katılmaya gayret gösteriyoruz. Antalya'da da bu yıl olursa, kısmet olursa 6.sını düzenleyeceğiz biz. İlk başladığımız yer Adana. Tekrar buradayız. Hiç keyifle balık avladığımız bir mera. Dostlarımız burada, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Güzel, keyifli işler yapmaya devam ediyoruz. Başkanım kaç takımla katıldınız? Biz bu turnuvaya bir takım olarak geldik. Bu sene böyle olması gerekti. Normalde 10-12 takım arası turnuvalara katılmaya gayret gösteriyoruz. Zaten hani dernek arkadaşlarımız da aynı şekilde, diğer arkadaşlarımız da çok büyük bir katılım var. Şu an 150 sporcu var burada. Az olmasının sebebi hani çok fazla katılmak isteyen insan var. Biraz böyle insanlara da imkan sağlamak açısından, olanak sağlamak açısından. Hani biz çok katıldık çünkü. Her turnuvalarda vardık. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Bu vesileyle bu sene de dediğim gibi buradayız. İnşallah güzel, hava da güzel. Düne göre çok mükemmel bir hava var. Akşama kadar da böyle devam ederse keyifli bir turnuva geçeceğini düşünüyorum. İnşallah. Dün bayağı yağmur yağmış. Evet, bugün evet. Hava çok güzel, sıcak. Bize şey diyorlar, Antalya'dan geldiniz, ayağınızı tozuyla güneşi getirdiniz diye. Bakalım inşallah akşama kadar böyle devam eder. Peki, Sayın Başkanım bu disiplini tercih etmek isteyenler için ne önerirsiniz? Mesela ben sepening, jigging, LRF yapıyorum. Evet. Surf casting hiç yapmadım. Evet. Ne önerirsiniz? Ya tavsiye, zaten yani aşinaysanız balık avcılığına, surfte çok fazla bir sıkıntı çekmezseniz. Surfün en büyük özelliği hani her balıkta olduğu gibi mereyi iyi tanımak, iyi yemi iyi tanımak, balığı iyi tanımak, balığa göre yemi tedarik edebilmek, mevsiminde balığı denk getirebilmek. Ve bizim kamışlar tabii sizinkiler gibi değil, yaklaşık minimum 4-20 kamışlar kullanılıyor. Uzak atış yapabilmek. Bu uzak atışın sebebi de hani denizde gördüğünüz gibi dalganın kırılım noktalarını ve arkalarını denk getirebilmek. Hani başlangıç seviyesinde olacak olan arkadaşlar hani daha ufak takımlarla bunu yavaş yavaş tecrübe kazanarak yapabilirler. Balıkçılığın her alanında olduğu gibi ben oltayı aldım, denize gittim, balık tuttum diye bir şey yok. Biraz buna vakit ve zaman harcamanız gerekiyor. Tecrübe kazanmanız gerekiyor. Tecrübeli arkadaşlardan bilgi alışverişinde bulunmanız gerekiyor. İşte çağımız teknoloji çağı. Videolar izleyebilirsiniz. Birçok arkadaşımızın işte yem bağlamadan tutun da atışla ilgili, hangi havada hangi kurşun kullanılır gibi ve birçok alanda bilgilendirme videoları mevcut. Bizim derneğimiz veya diğer dernek arkadaşlarda da herhangi bir soru soran veya danışan insanlar olursa bize seve seve yardımcı oluyoruz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Yani derneğimize gelin, biz elimizden geleni yaparız tabii ki, diyorsunuz. Tabii ki beraber hava gideriz, gezdiririz, malzeme konusunda yardımcı olmaya çalışırız. Elimizden ne gelirse yardımcı oluruz. Evet sevgili izleyiciler, eğer surf casting yapmak istiyorsanız Sezgin Başkanımızı bulacaksınız. Size elinden gelen yardımı yapacak. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum teşekkür başkanım. Ederim. Sağ olun. Rast gelsin diyorum bu ara takımınıza. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ceyhan'dan İnan Ateş, Adana Sportif Olta Balıkçıları grubunun üyesiyim. Bu grupta yaklaşık Türkiye çapında yarışmalara giriyoruz. Bugün de kısmet buraymış. Ceyhan'da oturuyorum. Bura bizim kullandığımız, her zaman balık tuttuğumuz bir mera. Aa, o zaman siz çok iddialısınız. Merayı çünkü çok ama iyi tanıyorsunuz. Balık işi kısmet. Biliyorsunuz balık işi kısmet. Bugün dalga yok ama
daha çok çupura çıkmasını bekliyoruz. Kısmet artık. İstanbul'dan gelenler var, İzmir'den gelenler var. Hepsine başarılar diliyorum buradan. Hepsi değerli, hepsi saygı değer bir insanlar. Evet, takım arkadaşı. Bizim Adana Spor, Adana Surfcasting başkanı olsun ve ekibin olsun çok teşekkür ediyorum. Hepsi saygılı, sevgili. Hiçbir zaman kırmadılar bizi. Siz de bunu yayına koyduğunuz için de size de teşekkür ederim ayrıca. Peki, sizi oyalamayacağım. Evet. Rast gelsin diyorum. Teşekkür Görüşmek ederim. Ümidiyle. Arkadaşınız, evet. Merhabalar. Balık TV, sizi tanıyabilir miyiz? Adım İsa, soyadım Şahin. İsa Bey, hazırlıklar tamamlanmak üzere sanırım. İnne bağırıyorum şu an. Evet, yani şu an aslında sizin yanınıza pek yaklaşmamak lazım. Tehlikeli bir şey yapıyorum ama. Kızdırmadan röportaj yapayım sizinle. Evet, iddialı mıyız? Kısmet. Ama Mera'yı tanıyormuşsunuz, sürekli Mera buraya bizim, geliyormuşsunuz. Adanalıyım ben, Mera bizim yani, tanıdık. Tamam. Sizden bol balık bekliyoruz bu gece. Kısmet. Tamam. Rast gelsin tamam, diyorum. Efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Fuat Yılmaz ben. Osmaniye'den. Doğasev Surfcasting Kulübü. Yarışmaya geldik. Sanırım dördüncüsü düzenleniyor. Güzel avlar gördük. Osmaniye'mize güzel dereceler getirdik. Elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Yarışmacı arkadaşlar, başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sizi de tanıyabilir miyiz? Osman Kalay ben. Seven Team'den. Doğa Sev'le Seven Team ortak oldum. Buranın ilk iki yarışmasında derece bizdeydi. Dördüncüye bakacağız. Üçüncüye başkasına verdik. Dördüncüyü de alacağız inşallah. Hadi bakalım. Bol şanslar diliyorum. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Nusret Sarsoy. Adana doğumluyum. Balık avlamaya geldik. Hangi dernek? Adana Sportif Olta Balıkçılığı. Aynı dernek Cihan Bayramoğlu. Kambu'da veteriner ekibim. Bu havada gönül vermişiz ya bu spora. Devam ediyoruz. Nasıl, iddialı mıyız? İddialıyız her zamanki gibi. Hazırlıklar tamam mı? Tamam. Hiçbir eksiğimiz yok. Süper. Sizlere bol şans diliyorum. Teşekkür ederiz. Rast gelsin. Sağ olun. Başarılar, rast gelsin. Sağ olun. Balık TV'de yayınlanacağım. Tabii, bitti. Tamam. Sevgili izleyiciler, yanımızda Osmaniye Surfcasting Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Göktürk Bey var. Özgür Bey, Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Takımınız? Osmaniye Surfcasting Balık Spor Kulübü. Yönetim kurulu arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız. Osmaniye'den katılıyoruz. Akdeniz Surfcasting'in yarışmasına. Elimizden geldiği kadar tüm dernek ve kulüplerin yarışmalarına katkı sağlıyoruz, destek veriyoruz, yarışmalarına katılıyoruz yani. Her konuda da elimizden geldiği kadar fedakarlığı da gösteriyoruz. Siz de yakında bir yarışma yapmıştınız. Biraz ondan bahsedelim mi? Evet, yarışmamız çok güzel geçmişti. Daha doğrusu 2022'nin Mart ayında yapmış olduğumuz yarışma bizde de Osmaniye geldiğinde ilki gerçekleştirmiştik. -9 derecede çok aşırı derecede bir soğukluk, ayaz vardı. Çok aşırı bir derecede bir soğuk bir yarışma geçirdik. Her şeye rağmen kazasız belasız bitti. İnşallah buradan sizin aracılığınızla 2023'ün Nisan 29-30 Nisan'da yarışmamız var. Yine Türkiye geneli. Yine çeşitli ödüllerimiz olacak. Büyük katkılar sağlayacağız. Sizin aracılığınızla da Türkiye'de bulunan tüm hobidaşlara davet de gönderiyoruz. Şimdiden herkes davetlidir. Sayın Başkanım, biraz Osmaniye Surfcasting Derneği'nden bahseder misiniz? Enteresan değil mi? Deniz olmayan. Değil mi? Evet. Deniz olmayan. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda denizimiz oluyor. Yaptığımız büyüklerimizden görüşmelere elde ettiğimize göre Osmaniye büyük şehir oluyor. Osmaniye'nin büyük şehir olmasından kaynaklanan sebeplerden biri de Hatay'ın Erzin ilçesi. Bizim de daha çok Mera'ya gittiğimiz bölgelerden bir tanesi. Hatay'a bağlı ama Osmaniye 10 dakika. 10 kilometre mesafede. İnşallah Osmaniye'ye bağlandığı zaman Osmaniye'de denizli olacak. Ve ciddi anlamda Osmaniye'nin denizli olmamasına rağmen çok aşırı derecede hobidaşlarımız oldu ve şu anda sayı da her geçen gün artıyor.
Harika başkan. Başkanım siz de yarışacak mısınız yarın? Şey bugün 5'te başlıyor tabii, yarın. Tabii ben sadece kendi yarışmamın dışındaki diğer bütün yarışmalara katılıyorum. Geçtiğimiz yarışmalarda derecelerimiz var. İlk ona girdiklerimiz var. Yani bu Deniz Ana neyin ne kısmet olacağı belli değil. Bugün de yarın sabah inşallah ödüller açıklanacak. Dereceler belli olacak. İnşallah bizlere de bir Osmaniye'ye veyahut da diğer ekip arkadaşlarımıza da inşallah derece yapıp da Osmaniye'ye kazası belasız dönmeyi de bizlere nasip etsin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tanıtayım Mehmet Doğan yönetim kurulu üyemiz. Mahmut Atalay yönetim kurulu üyemiz. Hüseyin Tepedelen yönetim kurulu üyemiz. Aynı zamanda kurucularımızdandır. Sayımız çok fazla ama malum yarın, bugün ve yarın sınavlar var, düğünleri olan var. O yüzden zamanlama diğer arkadaşlarımıza ters düştüğü için bu dönemde katılım biraz bayağı bir azaldı. Çünkü geçtiğimiz ayda Mersin'de 40 kişiyle gitmiştik. Evet. 19 takım şart. Normalde 10 takımla gelecektik buraya. Planlamamız oydu. Ama sağlık nedenlerinden dolayı işte sınavı olan kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, hobidaşlarımız var. Ondan dolayı. Onun dışında cenazesi olan arkadaşlar var. Ondan dolayı iptal etmek zorunda kalan kardeşlerimiz var. Ama yine Osmaniye'den diğer dernekteki kardeşlerimizle beraber yaklaşık bir 10 takıma yakın katılım sağladık diyelim. Harikasınız. Biz Osmaniye'nin ilk ve tek Osmaniye Surf Classic Balık Spor Kulübü hem derneğiz hem de kulübüz. Daha çok kulüp üzerinden faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün de sayımız da artıyor. Biz ola ki sizin aracılığınızla Osmaniye'de izleyip dinleyecek olan arkadaşlarımız bu hobiye gönül vermek istiyorlarsa bizlere ulaşabilirler. Her türlü fedakarlığı gösteriyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Osmaniye Surfcasting Özgür Başkanımıza müracaat ediyorsunuz. Size hem bu disiplinin kurallarını öğretecek, öyle değil mi başkanım? Hem de nasıl, ne tür malzemeler, ne tür yemler kullanılacak, elinden geleni yapacağını söz veriyor. Lütfen ilgi gösterin. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bugün saat 5'te başlayacak yarışma. Yarın sabah saat 8'de son bulacak. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Rast gelsin diyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Rabbim her daim yolunuzu açık etsin. Bizim üzerimize düşen ne görevi varsa da her zaman yanınızdayız. Teşekkür ediyorum başkanım. Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Levent Topal ben. Kocaeli Surf Casting. Kocaeli'den katılıyoruz. Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü'nden. Geldik Adana'ya, turnuvaya davet edildik. Biz de eşlik ettik. 13 takımla katıldık, 26 kişi. Daha önce de geldiğimiz mera, yabancı olmadığımız bir mera. İnşallah kazasız belasız bir turnuva olur, bol balıklı olur. İnşallah. Güzel bir turnuva geçiririz diye ümit ediyoruz. İddialı mıyız? Tabii ki. 4 tane derecesi olan biri olarak. Süpersiniz. Teşekkür ederim. İddiamız var tabii ki. Siz de tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Uğur Cevherli. Kocaeli'den katılıyoruz. Yarışma için dün geldik buraya. Otelde istirahatimizi yaptık. Dün akşam burada idmanımızı yaptık. Ortam güzel, her şey güzel. Herkese kazasız belasız yarışmalar diliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi olan kazansın. Peki, avlak hakkında ne düşünüyorsunuz? Avlak, dün akşam yarıştık. Biraz tabiri caizse bizim tabirimizde kısır geçti. Şu an dalga güzel. Şu pozisyona devam edersek güzel balık alacağımızı düşünüyorum. Ama akşama doğru yatacak diye düşünüyoruz. Bakalım, bol şanslar herkese. İyi olan kazansın. Tamam, çok iddialı görünüyorsunuz. Yakaladığınız zaman şuradayım. Sesleniyorsunuz, hemen geleceğim. Tamam. Görüşmek üzere. Rast gelsin. Eyvallah. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Sefa Berigel. Antalya'dan yarışmaya katılıyoruz. Surfcasting turnuvalarını ve surfcasting avcılığını seviyoruz. Enver abimle birlikteyiz. Buddy'miz Enver abi. Hazırlıklar bitti. Hazırlıklar İddialı bitti. Mıyız? İddialıyız. Tabii her yarışmada iddialıyız her biz. Zaman. Evet her zaman Enver Bey, sizi de bir tanıyalım. Enver Akgit benim adım. Vallahi işte geldik, Antalya'dan geldik. İnşallah birincilikle dönmeyi hedefliyoruz. İnşallah. İnşallah. Yani çalışırsanız kazanırsınız. Her zaman çalışıyoruz.
Peki avlak hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi avlak yani şimdi bizimki yapmış olduğumuz yarışmada zaten tamamen sörf kastik. Havalar genellikle bozuk olması gerekiyor. Ki deniz bu kadar sakin değil. Daha dalgalı bekliyorduk ama bugünlük bu şekilde çıktı deniz. Şansımıza dalga yetersiz. Bakalım şans deneyeceğiz. En azından dün yağmur vardı, bugün yağmur yok. Evet. Yani yağmur sizin için daha mı? Yağmur bizim için sıkıntı. Değil mi? Yani özellikle şöyle bir şey, şimşek falan olduğu zaman çok çok büyüyorsunuz. Kamışlar hepsi karbon olduğu için direktmen yıldırımı çekiyor zaten. O akımı aldığı için mecburen yarışma yapıldığı zaman, yağmur olduğu zaman hemen bırakıyoruz. Evet. Peki sizleri oyalamak istemiyorum. Vakitle yarışıyorsunuz. Rast gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Seçkin Gençler. Makine mühendisiyim. İlk kez katılıyorum bu turnuvaya. Onun heyecanı var. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Sakin olacağız. Oltamıza balığın vurmasını bekleyeceğiz. Sonra tasmalayacağız. Saracağız. Bir şey yok. Kesinlikle. Hangi dernekten? Biz dernekten değil, bireysel katılıyoruz. Tamam. Sponsor olarak turnuvaya destek vermek istedik. Harikasınız. Sağ olsun arkadaşlar da bizi misafir ettiler bugün. Süper. Çok güzel. Sizi de tanıyabilir miyiz? Merhabalar, iyi akşamlar diyelim. Adım Hayri Öde. Elektrik mühendisiyim. İlk defa ben de katılıyorum. Herkesin şansı bol olsun. Peki bu avlakta hiç antrenman yaptınız mı? Yaptık ama çok fazla da şey değil, bu kadar tefalatlı değil yani. Neyse, belki de bugünedir kısmet. İnşallah bakalım. Acemin şansı olur bizde umarım. İnşallah. Rast gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii ki şimdi bu bir yarışma. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum size. Sabaha kadar devam. Tamam. Rast gelsin diyorum. Balık gelirse sesleniyorsunuz. Koşarak geldim. Yine koşarak gelirim. Çok sağ olun. Rast gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ümit. Mersin'den katılıyorum yarışmaya. 2008 yılından beri bu sporu yapıyorum. Bu yanlış hatırlamıyorsam 10. yarışmam. Bir tane birinciliğim var. Onun dışında 4.lük, 5.lük, 7.lük diye devam ettik. Burası benim uğurlu bir meram. Burada almıştım birinciliği daha önce ve yine aynı kulvarda almıştım 2016'da. Şimdi 2022'de yine aynı kulvarı çektim. İnşallah yine şans getirir bana. İnşallah. Hangi dernek? Mesopter Mersin. Mersin. Mersin Mesopter. Peki şu an dalga var. Bu sizin için avantaj mı? Şöyle söyleyeyim, daha çok dalga olsaydı evet daha avantajlı. Çünkü daha büyük balık çıkardı ama su biraz durgun olunca büyük balık popülasyonu biraz daha azalıyor. Tabii şimdi ben spinciyim, evet. Spin yapıyorum, jig yapıyorum, LRF yapıyorum ama surf casting disiplini bilmiyorum evet. Tam anlamıyla, o yüzden size soruyorum. Evet. Surf casting dalgaya karşı yapılan uzak bir atıştır. Uzak atış, evet. Kamışlarımız 4.20 ve 4.50'dir. Uzundur. Yani daha kolay atış yapmak için. Onun dışında genelde misinalarımız ip misinadır. Daha sağlam, daha güçlü olması açısından. Kurşunlarımız ağırdır. Yani dalganın durumuna göre 100, 125, 150 gram olarak değişmektedir. Mesela kaç metre atıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, profesyonel anlamda iki parçalı kamışımla 205 metre atabiliyorum. Ama bunlar üç parça ve biraz daha hassas, yumuşak olduğu için 150-170 arası diyelim şu an için. Evet, arkadaşınız da hazırlık yapıyor. Evet. Sizi de tanıyabilir miyiz? Tabii. Merhabalar, ben Coşkun Süslü. Mersin'den katılıyoruz. Bu arada ben de Mesopter Derneği'ni temsil ederek buraya geldik, Mersin'den. Mersin Sportif Balıkçılık Amatör Olta Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği olarak geldik. Arkadaşım yarışmaya katıyoruz ekip olarak. Daha önce derecelerimiz var. Dernek olarak da var. Bireyselde de var. İnşallah bu yarışmayı da güzel bir dereceyle bitirip Mersin'e dönmek istiyoruz. İnşallah. Sizleri fazla oyalamak istemiyorum çünkü zaman çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Sizlere rast gelsin diyorum. Sağ olun. Teşekkür. Evet, merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet Görmüş. Osmaniye ilimizden katılıyorum. Doğasev Derneği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Adana'da ASC Derneğimizin düzenlemiş olduğu turnuvaya geldik. Birbirimizle böyle bir istişareli şekilde turnuvalara katılım sağlıyoruz. Farkındalık yaratmak adına balık popülasyonunu daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha önemlisi
Osmaniye Surf Casting olarak, Türkiye'deki surf casting kulüpleri, dernekleri olarak bu amatör balıkçılığı spor dalı olarak neler yapabiliriz, nasıl ileriye götürebiliriz, bununla ilgili mücadele veriyoruz. Amacımız gelecek nesillere güzel bir hobi, balığın üremesi için fırsat vermek, limit altı balıkları alıkoymamak. Ya biz limit balığın dışında mesela limit altı küçük balık almıyoruz. Bunları doğaya geri bırakıyoruz. Bunların fotoğraflarını, videolarını çekiyoruz. Sosyal medyalarda paylaşıyoruz ki farkındalık yaratalım. İnsanlar bilinçlensin. Evet. Amacımız bu. Sevgili izleyiciler, şimdi tabii gün battı, hava kararmak üzere, ışık yakamıyoruz. Yarışma katlana, kuralı katlana. Gereği, evet şu an balık geldi sanırım, değil mi? Var mı? Çek çek, evet. Yeme bakalım. Sevgili izleyiciler, evet. İnşallah gelir. Var mı başkanım balık? Şu anda oltaları yeni attık, turnuva yeni başladı ama deniz güzel. Balık olur. Büyük balıkların da olacağını düşünüyorum. Kara kulak olabilir, levrek olabilir. Bekliyoruz. Peki. Arkadaşınızı meşgul etmek istemiyorum ama. Arkadaşımız Osmani Güvenlik Şube Müdürü. Başkomiser kendisi. Adı Onur Altınok kendisi. Güzel bir arkadaşımız. Osmani'de Emniyet Team adında bir ekip oluşturdular. Bu camiaya yeni girdiler. İlerleyen zamanda bakalım zaman neyi gösterecek. Durum bu. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Balık tutarsanız hemen geleceğim. Bu ara evet, siz oltaya baksanız arkadaşınızı da alsak. Evet. İsmim Onur Altınok. Tabii bizi heyecanlandırdınız. Balık geldi zannettik. Vuruş aldık ama balık, evet, gelmedi maalesef. Sizi tekrar tanıyalım. İsmim Onur Altınok. Osmaniye'de polis arkadaşlarla beraber kurduğumuz emniyet takımımız var. Onunla beraber Adana'nın düzenlemiş olduğu turnuvaya katıldık. Doğal Sev Derneği ile beraber, yakın bir dernek olan bize. Mehmet Görmüş Başkan'la beraber yarışıyoruz. Bakın, tüm arkadaşlara başarılar dileriz. Mehmet Başkan'ım zaten gerekeni söyledi. Doğa adına, tutulan balıklar adına. Diğer balıkçı camiasında balık faaliyeti yürüten ağacılar olsun, profesyonel tekne balıkçıları olsun, kıyıdan olta balık, amatör olta balıkçıları olsun. Ya doğayı korumaları lazım. Yani limit sınırlarına dikkat etmesi lazım. Biz de aynı şekilde aynı mesajlara verelim. Tüm herkese de başarılar. Teşekkürler. Tamam. Zaman şimdi. Çok kıymetli. Sizleri oyalamak istemiyorum. Rast gelsin Teşekkür diyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, yarışmacılarla konuştuk. Tabii bu yarışmanın yükünü çekenler de var. Hakemlerimiz var. Onları da tanıştırmak istiyorum sizinle. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adı Akdeniz Surf Casting'den Onur ben. Soyadınız? Onur Beycan Aykırı. Onur Bey, henüz balık gelmedi. Daha yarışma yeni başladı. Evet. Bugün sabaha kadar ayaktasınız, buradayız. Değil mi? Sabaha kadar buradayız Allah'ın izniyle. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Emre Kocamaz. Hakemsiniz. Evet, hakemim. Çok balık bekliyor musunuz bu akşam? Bekliyoruz. Gece. Aynen, çok bekliyoruz bugün. Burası gece. Akdeniz'in bereketli suları yani. Değil mi? Mecbur çıkacak burada balık. Evet. Yarışmacılarımızı coşturacağız. Kimse boş kalmayacak. İnşallah. Yarışmacılarımız da burayı çok seviyorlarmış. Evet. Çok umutlular ve hepsi de çok iddialılar. Merhaba. Merhaba. Mustafa Aykırı ben. Ben de hakemim. Yani diyeceklerim, herkese bol şans diliyorum. O kadar. Teşekkür ediyorum. Şu an şimdi bol bol dinlenin. Ya birazdan sabah sanırım. 8'e kadar buradayız. Kaç sektöre bakacaksınız? Ben 8. Arkadaşlar da 8. Yani 8'er toplam tane. 24 toplam 10 hakemiz zaten. Ha, toplam 24 sektöre bakacaksınız. 3 hakem. Evet, 24 sektör. Yani işiniz hiç kolay değil. Evet. Şimdiden öyle. Size de rast gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler. Akdeniz Surf Casting Derneğimizin tabii yarışmacıları olduğu kadar hakemlerimiz de var. Bakalım geceyi nasıl geçirmişler, bir soralım. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Adım İsrafil Doğan. Adana'da oturuyorum. Hakem olarak da buraya tayin edildim. Burada bugün güzel bir ortam oldu ama biraz çok soğuktu. Balık olarak da geçen yıla göre
çok düşük. Artık bilmiyorum nasıl olacak. Hayırlısı olsun. Senesi devreye inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, yarışmanın bitmesine 15 dakika kaldı. Merhabalar, sizi merhabalar. Tanıyabilir miyiz? İsmim Gürkan Soy, ismim Kurt. Doğu Akdeniz Surf Karting Kulübü'ndenim, Doğa SC yani. Bugün de böyle yarışmaya geldik, işte yarışıyoruz yani. Balık yakalayabildiniz mi? Yani kısmetimizde olanı tuttuk. İki tane balığımız var. Kısmet diyelim. Hangi balıklardan yakaladınız? Mırmır yakaladık iki tane. Bir de yılan balığımız var bir tane. Merhabalar, Volkan Solunoğlu ben. Ben de Doğu Akdeniz Surf Casting Kulübü'ndenim. Güzel bir yarışma oldu. Herkes kısmetine düşeni alıyor. Şansına düşeni alıyor. İyi olan kazanıyor. Biz de tebrik etmesini biliyoruz. Peki gece nasıl geçti? Gece soğuktu. Çok soğuktu. Soğuk olduğu için de yorucu oluyor tabii ki. Aynı zamanda hem olta atmak hem soğukla yarışmak. Ama güzel yani. Balığı sevdiğimiz için keyif alıyoruz. Bu şekilde böyle gidiyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Son 15 dakikada kalmış olsa son dakikaya kadar mücadele rast gelsin diyorum. Evet merhaba arkadaşlar. Sabah ettik. 10 dakika kaldı sanırım yarışmanın bitmesine. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğa Koruma Kulübü'nden Oktay Kaya ben. Arkadaşım Umut Süzer. Kocaeli'den katılıyoruz bu yarışmaya. Kocaeli'yi temsilen. Zevkli bir yarışma oldu bizim için de. Balık yoktu ama bizim için önemli olan buradaki diğer arkadaşları görmekti. Tabii ki balık olsa çok çok memnun olurduk ama işte fakir tesellisi diyelim. Güzeldi ya, ortam güzeldi. Çok çok güzel ev sahipliği yaptı arkadaşlarımız. Onlar bize gerçekten o konuda mahcup ettiler. Diyeceklerim bu kadar. Ellerine sağlık emeği geçen herkesin. Peki teşekkürler. Arkadaşınızı da tanıyalım. Ben Umut Süzen. Yine Kocaeli Surf Classic Spor Kulübü'nden katılıyorum. İlk defa Adana'ya geldim. Ve hani ilgi, alaka ve her şeyden memnun kaldım. Yani bir dahaki Adana yarışmasında fırsatla bekleyeceğim. Peki gece nasıl geçti? Biraz soğuktu. Ben Adana sıcak olur diyordum ama biraz üşüdüm. ama bu da bir ders oldu benim için. Bir dahaki Adana'ya artık çok daha sıkı geleceğim. Adana diye aslında şey, önemsemiyoruz değil mi? Hani yani, sıcak olur falan diye düşünüyoruz ama hakikaten iyi soğuktu gece. Şöyle burada hani güneşe mermi sıkıyorlardı. Öyle haberler duyuyorduk. Sıcak diyordum ben, kar yağmıyor diyordum ama ayazı kötü, fenaymış. Ya Adana'da, Adana eyvallah ama Torosları es geçmeyeceksin. Toroslar mahvediyor yani o... Biz gelirken gördük, Pozantı'nın o tarafta dağlarda kar vardı. Tamam dedik, bu gece soğuk olacak. Kendini gösteriyor. Bir de rüzgar şeyden esti, Poyraz'dan esti. Arkamızdan aldık rüzgarı. Baya baya bir etki etti bize. Ya, o soğuk işledi yani, kemiğimize işledi. Bizim oradan sonra benzemiyor. Sert bir soğuktu yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yarışmalarda rast gelsin diyorum. Yemin kalır, sağ olun. Evet, bir balık alındı. Balık var. Evet, hakem heyeti ölçüm yapıyor. 38. Çupra. 38. 25. 38 santim çupra. Ha, pardon. A. A. Şey, sektör numaranız mı 38? Sektör numarası 38. Ha, sektör numarası 25 santim. Sektör numarası 38. Balık boyu 25 santim. Hangi dernektensiniz? Osapter, Osmaniye. Osmaniye'den Osapter olarak Erhan Doğan. Evet. Arkadaşlar oltaları çekin. Şu an aynı anda siren çalıyor. Evet. Siz yani... Siren çalıyor aynı anda. Çok şanslısınız. Son dakikada son balık yakalandı. Evet. İlk balığı çekmiştim. Bunu da son balık oldu. Evet. Yarışma nasıl geçti?
Yarışma güzel geçti. Biraz yorucu, biraz soğuk, biraz heyecan, keyifli. Kaçıncı balığınız? Bu 5. balığımız. Toplamda. Peki ne düşünüyorsunuz sonuç hakkında? Yani sonuç aslında keyifli ama biraz daha bizim için verimli olsaydı biraz daha güzel olurdu. Ama sonuçta bir yarışma ve güzel geçti. Peki size rast gelsin diyorum. Yarışma bitti ama bundan sonraki yarışmalarda rast gelsin diyorum. Başkanım. Günaydın. Çorbayı içeceğiz. Daha ona sıra gelmedi. İlk balığı yakaladık. Görüntüsünü aldık. Son balığın da görüntüsünü yakaladık. Nasıl geçti yarışma? Güzel bir yarışma oldu. Arkadaşlar hava şartlarıyla biraz mücadele ettiler. Soğuktu. Ve Poyraz vardı. Poyraz'dan dolayı beklenen balık popülasyonuna ulaşamadık. Şöyle ulaşamadık. Aksine sürpriz yapıp büyük balıklar aldık. Yani 65-67 santim balıklar var. Ondan dolayı emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, yüreğine, ayağına sağlık. Çok şükür kazasız belasız bir turnuvayı da bitirmiş olduk. Valla şu anda da yorgunluk çorbası içiyorum. Birazdan ödül töreni. Ödül törenine geçeceğiz. Başkanımız gelecek. Ödülleri takdim edecekler. Güzel bir konuşma yaparlar büyük tahminimce ve bütün yol misafirlerimize ondan sonra da yolcu edeceğiz. Teşekkür ederiz. Peki. Tekrar görüşeceğiz nasıl olsa başkanım. Ben de gideyim çorbamı alayım. Evet sevgili izleyiciler, birincilerle birliktesiniz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Arif Ömer Bülbül. İzmir'den katılıyoruz. Eskoder olarak geldik. İki takım. Klasmanda 3 takım yarıştık. 2 takımımız dereceye girdi. Biz 1. olduk. Diğer takımımız 3. oldu. Çok güzel bir ortamdı. Her şey çok iyiydi. Her sene olduğu gibi bizi çok iyi ağırladılar. Her şey için teşekkürler. Peki kaç balık yakaladınız? 11 balık yakaladık. Yaklaşık yakaladığımız balık boyutları ise 25 santim ile 65 santim arası güzel balıklarımız oldu. Peki seni de tanıyabilir miyiz? Adem Bülbül, İzmir'den katılıyoruz. Bu benim ilk yarışmam, ilk derecem. Harika. Özellikle bu güzel yarışma için tüm Adana camiasına, Adana Surf Casting'i ve bana eğittiğinden ötürü Arif abime ve Köksal Şahin başkanımıza, dernek başkanımıza çok teşekkür ederim. Bunlara da dipnot geçmek isterim. Herkesin emeği için teşekkür ediyorum. Seni ilk yarışman olması sebebiyle birinci geldiğin için çok tebrik ediyorum. Tabii bu disiplin çok güzel bir disiplin, zor bir disiplin. Başarılar diliyorum bundan sonra. Peki akşamleyin bazı yarışmacılarımız soğuktan şikayet etti. Adın olması sebebiyle bu kadar soğuk beklemiyorduk dediler. Siz nasıldınız? Biz daha önce geldiğimizde daha soğuk havalarla da burada karşılaştık. Ben sabaha kadar bu şekildim. Oo, harika. Sadece arada böyle bir yarım saat bir ceket giydim ama akşam 5'ten sabah 8'e kadar hiç oturmadık. Sürekli çalıştık. Onun için bir ceket falan yani üşümedik biz. Peki sizleri tebrik ediyorum. Bundan çok sonraki yarışmalarda başarılar çok diliyorum. Rast gelsin. Evet sevgili izleyiciler şimdi de ikincilerle birlikteyiz. Merhaba sizleri tanıyabilir miyiz? Antalya Kıyıdan Balık Avcılar Kulübü Başkanı Soner Cirim. Arkadaşlarım da benim kulüp dostlarım. Bu turnuvaya beraber katıldık. Arkadaşlarım yanında ben bir sporcu olarak geldim. Yarışmacılarım asıl ödülü almaya hak kazanan arkadaşlarım. Caner abim ve Ahmet abimdir. Abilerim çok güzel bir mücadele ettiler. Zorlu bir mücadelenin sonunda ikinci olmayı başardılar. Güzel balıklar almayı başardık. Nasiplerimizi aldık ve kürsüye çıkmaya hak kazandık. Hepsinin emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. İkisi de çok emek verdiler bu iş için. Evet, ikinci oldunuz. Doğru. İsminizi alabilir miyim? Caner Göçer. Caner Bey, nasıl bir yarışmaydı? Zorlu, her zaman olduğu gibi. Kısmetin, nasibin olmadığı bir noktada yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Bugün nasipliydik, kısmetliydik. Doğru hava, doğru yem, doğru atmosferde kaçınılmaz oluyor. Bakalım devamını getirebilirsek daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. İlk dereceniz mi? Doğrudur. İlk derecemiz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok. Sizi tanıyabilir miyim? Ahmet Keskin. Ahmet Bey nasıl bir yarışmaydı? Yorucu. Yorucu? Aynen.
Ya acayip yorgunuz yani. Çok da konuşamıyorum şu anda. Sabaha kadar mücadele edildiği aynen. için akşam... kolay bir turnuva değil. Uzun süren bir mücadele. Dayanıklılık mücadelesi aynı zamanda. Aynen. Arkadaşlarım çok iyi dayandılar. İnanın yani çok emek verdiler bu soğuk havada. Esintili havada, dalgalı havada. Her şeye rağmen turnuvada dereceye girmeye başardılar. Ben teşekkür ediyorum. Kulüp adına yarışıp turnuvada derece elde ettikleri için çok teşekkür ediyorum hepsine. Peki ben de her ikinizi tebrik ediyorum. Bundan sonra başarılarınızın devamını diliyorum. Buyurun de, Ümit ben Bey. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve arkadaşlarıma geldiği için çok çok teşekkür ediyorum. Ve Nazicane İzmir'den, Karambalaçık'tan ufak bir hediyemiz var. Ödülümüz. Sizin sayenizde takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de benimle birlikte koşturdunuz. Aynen. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, benimle birlikte koştu bütün sahayı ve çok zordu kum. Sürekli bata çıka bata çıka gittik. Bu arada Ümit Bey de benim çekimlerden, tabii kendisi de video çekmiş. Beni hani gazetecilikte bir atlatma vardır ya, beni atlattı. Bir iki tane videomuzu sosyal medyada paylaştı. Bu da güzel şeyler tabii. Ümit Bey nasıl değerlendiriyorsunuz yarışmayı? Ya bence güzel bir turnuva oldu. Bütün organizasyon olarak arkadaşlarım adına herkese geldiği için ellerine emeklerine sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah seneye yine görüşeceğiz. Başka turnuvalarda yine görüşeceğiz. Bütün yarışmacı arkadaşlarımızla. Size de Balık TV adına teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bundan sonraki yarışmalarınızda başarılar diliyorum. Daima rast gelsin. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir yarışmanın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın, hepinize rast gelsin.